Evet, kafayı örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. İlmek kaydırmayla birleştiriyoruz. İpimizi iyice sıkıştırıyoruz ve ikinci sıramızda her ilmeğe çift batarak bu ipimizi de arkadan yürüterek artırma yapıyoruz. 6 tane artırma yapıyoruz. 12 tane sık iğnemiz olacak sıranın sonunda. Üçüncü sıramızda bir örüyoruz, bir artırıyoruz. 6 kere tekrarlıyoruz. Üçüncü sıramızda yine bir örüyoruz, bir artırıyoruz. Daha sonra 2 tane örüp bir tane artırıyoruz. Sıranın sonuna kadar 2 tane örüp bir tane artıracağız. Sıranın sonunda bir tane sık iğnemiz kalacak. Onu da örerek bitireceğiz. 5. sıramızdayız. 5. sıramızda ilk başta bir tane artırıyoruz. Ve 3 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 1 tane artırıyoruz. Sıranın sonuna kadar 3 örüp 1 artıracağız. Sıranın sonunda 3 tane sık iğnemiz kalacak. Onu da örerek sıramızı tamamlayacağız. 6. sıramızda 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 sık iğne örüp bir tane artırıyoruz. Daha sonra 4 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 sık iğne örüp bir tane artırıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Sıranın sonunda bir tane sık iğnemiz kalacak. Onu da örerek sıramızı tamamlayacağız. 7. sıramızda ilk sırada bir tane artırıyoruz. İlk ilmeğimizde bir artırma yapıyoruz. Daha sonra 5 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 ve bir tane artırıyoruz. Bundan sonraki ilmekleri 5 tane örüp bir tane artırarak devam ediyoruz. Dört, beş, bir tane artırıyorum ve sıramızın sonunda 5 tane sık iğne kalacak. Onu da örerek bitiriyoruz. 8. sırada 4 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 ve bir tane artırıyoruz. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 bir tane artırıyorum. Bundan sonrasını 6 tane sık iğne örüp bir tane artırarak devam ediyoruz. Sıramızın sonunda 2 tane sık iğne kalacak ve onları da örerek sıramızı tamamlayacağız. 9. sıradayım.
9. sıramız ve 14. sıramızda dahil olmak üzere 6 sıra boyunca 48 sık iğne olarak örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 6 sıra boyunca 48 sık iğne olarak öreceğiz burayı. Artırma, eksiltme yapmıyoruz. Şimdi burayı hemen çabucak örelim, gelelim. 6 sıra boyunca 48 sık iğne olarak ördüm. 9. sıradan 14. sıraya kadar 48 sık iğne olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu aşamada gözlerini takacağım. Gözlerinin yerini şu şekilde belirledim. Gözlerini de yukarıdan başın tepesinden sayıyoruz. Burada gözüküyor mu bilmiyorum. Koyu renk olduğu için. Şu orta noktayı da sayarak başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sıralar arasına gözleri takıyoruz. Arada 5 tane sık iğne bırakarak takıyoruz. Onun yerlerini ayarladım ben şu şekilde. Gözlerin yerini ayarladım. Şimdi buraya ilk gözümüzü takalım. On milim göz kullanıyorum. Evet. İlk gözümü taktım. İkinci gözümü de takıyorum. Şimdi bu arkalarını sabitleyeceğim arkadaşlar. Gözleri taktıktan sonra bu arkalarını iyice oturtturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra çıkmaması için sabitliyorum. Çakma kağıdı da çıktı. Evet. Bu şekilde. Şimdi bunu da sabitleyeceğim. Evet, bu şekilde sabitledik. Artık çıkmayacaktır. Bunları kaldıralım ve örmemize devam edelim. 15. sıradayız. 15. sıramızda artık eksiltmelere başlıyoruz. 6 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağız. 1 2 3 4 5 6 bir tane azaltıyorum. Bu sırayı böyle tamamlıyoruz. 6 kere tekrarlıyoruz. 16. sırada 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane azalttım. Ve 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 bir tane azaltıyorum. Sıramızın sonuna kadar 5 tane örüp bir tane azaltıyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonunda 2 tane sık iğnemiz kalacak. Onu da örerek sıramızı tamamlıyoruz. 17. sıradayım. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum.
Daha sonra 4 sık iğne örüp bir tane azaltacağım. 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sıramızın sonunda 3 tane sık iğnemiz kalacak. Onu da örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bir tane azalttık. Şimdi burada biraz kafayı dolduralım. Evet, şimdi devam edebiliriz. 18. sıraya geldik. 18. sıramızda 3 tane örüp 1 tane azaltıyoruz. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar da bu şekilde 3 örüp 1 azaltarak devam ediyoruz. 19. sıramızda 2 tane örüp 1 tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 2 tane sık iğne örüp 1 tane azaltarak devam ediyoruz. 20. sıramızda artırma eksiltme yapmadan 18 sık iğne olarak örüyoruz ve bundan sonraki 21. sırayı da aynı şekilde örüp ipimizi uzun bırakıp kesiyoruz arkadaşlar. Dikeceğiz kafadaki ipi, o yüzden uzun bırakıyoruz. Şimdi 2 sıra boyunca 18 sık iğne olarak örelim. 2 sıra boyunca ördüm, bitirdim. 1 ve 2, 20 ve 21. sıraları ördüm. Şimdi ipimi şöyle dikmek için uzun bırakarak kesiyorum. Evet, burayı da bu şekilde. Şimdi kafamız bu şekilde gözüküyor. Tam doldurmadık. Şimdi kafayı tam dolduralım. Ondan sonra da ağız kısmını örelim. Sonra da dikme işlemine geçelim.